isteksin. Bunun sonuna kadar. Elgin tuhaf biri kabul et. Elgin'le bir karıncayı bile incitemez. O kadar sabrediniz bir insandır. Ulaştım da Ceylin'e. Yok. Siz neredesiniz? Trafik cenderesindeyiz abi. Nerede olacağız ya? Eren Ceylin kesin Engin'in yanına gidiyor. Çabuk olun, ben de geliyorum hemen. Ya birader, yürüsenize ya. Arkadaş, ondan sonra polis niye gelmedi, ambulans niye gelmedi ya? Aç şu çakarı ya. Aç. Konuşacak ne çok şey birikti değil mi? Anlatacak. Hangimiz başlayalım istersin? Ben mi sen mi? Anladım. Sözü bana veriyorsun. Peki. İnce öldükten sonra içimden kimseye demeden bir söz verdim. Akıl sağlığımı kaybetmemek, öfkeme yenilmemek için dünyaya olan inancımı kaybetmemek için bir itirafla eğer katil gelir kendi ayaklarıyla teslim olursa içimdeki acının esiri olmadan adil olmak için içimdeki öfkeyi kontrol edeceğime dair söz verdim. Kitap ne diyorsa o. Gözümü karartmayacağım dedim. Ya da katil itiraf etmez, yakalanır ve ispat edilirse ama pişmansa yine de merhametimi kullanacağım.
Sadece hak ettiği ceza neyse onu alması için mücadele edeceğim dedim. Ne bir eksik ne bir fazla. Çünkü adaleti kendime göre kullanırsam bir daha adil olamayacağımdan korktum. İçimdeki dengeyi kaybedersem ayakta duramam dedim. Bir daha da o cübbeyi giyemem dedim. Diğer şık hiç düşünmedim. Arkamdan bıçaklanma şıkkını hiç düşünmedim. Ağlama. Ağlama dedim. Kardeşimin katili bana sarılacak kadar hasta. Beni tezelli etmeye kalkacak kadar kalpsiz. Yanımda yürümeyi göze alacak kadar kötü biri çıkarsa ne yapacağımı hiç düşünmedim. Şimdi sen seç. Sana ne yapayım?